Osman. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Çağlar, hoş bulduk herkese, selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkürler. Bilanço yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün Ford değerlendirmesi yapacağız. Buyurun. Evet, geçen hafta Tofaş'ı yapmıştık. Dolayısıyla bu hafta da Ford'u yapalım dedik. Hemen Ford Otosan'ın işte 2023 üçüncü çeyrek, 2023 ikinci çeyrek ve 2022 üçüncü çeyrek burada temel rasyoları, gelir tablosundan temel kalemleri var. Hemen onlara bakalım. Bakın Ford Otosan'ın 2022 üçüncü çeyrekte 50 milyar TL olan satışları, 2023 üçüncü çeyrekte 86 milyar TL'ye çıkmış ve %72 artış var. Bir önceki çeyreğe göre de %17'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Satışların maliyetini düştüğüm zaman ne oluyor? Brüt kar oluyor. Bakın brüt karın ise 5.6 milyardan 2022 3. çeyrekte, 2023 3. çeyrekte 14.6 milyara çıktığını, yani %158 arttığını görüyoruz. Yani satışlar %72 artmış, brüt kar %158 artmış. Bu ne demek? Satışların maliyetini düşünce brüt kar kalıyor. Demek ki satışların maliyeti satışlar kadar fazla artmamış anlamında. Bu tabii ki iyi bir şey. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da Ford'un ne oluyor? Brüt kar marjının bak %11.3'ten %17.1'e çıktığını görüyoruz ki çok olumlu. Ki bir önceki çeyrekte 15.6'ymış. Bir önceki çeyreğe göre de arttırdığını görüyoruz brüt kar marjının. Ondan sonra brüt kardan faaliyet giderlerini düştüğüm zaman ne kalıyor? Net faaliyet karı, yani satış, pazarlama, dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri, faaliyetle ilgili giderler, araştırma, geliştirme giderleri, net faaliyet karı kalıyor. Net faaliyet karının 4.2 milyardan 10.6 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. %150 artış kabaca. Bir önceki çeyreğe göre de %34'lük bir artış var net faaliyet karında. Bir şirketin en önemli kar rakamı esas faaliyetlerinden yarattığı kârı gösteriyor. Dolayısıyla faaliyet giderlerini kontrol edebilmiş anlamında ki bu kadar çok arttırmış faaliyet kârını. Faaliyet kâr marjının da Çağlar bak geçen 2022 3. yıl %8.5, 2023 3. çeyrekte 2022 3. çeyrekte %8.5, 2023 3. çeyrekte %12.4'e çıktığını görüyoruz. Bir önceki çeyrekte %10.8. Bu da tabii ki çok olumlu, güçlü olarak faaliyet kar marjının arttığını görüyoruz. Aynı şekilde tabii bu FAVÖK rakamlarına da yansımış. Faiz, amortisman, vergi öncesi karının geçen yılın aynı çeyreğinde 4.9 milyar, şu anda 11.4 milyar, %132'lik bir artış var. Bir önceki çeyreğe göre de %33'lük artış var. FAVÖK marjının da, yani nasıl buluyorum FAVÖK marjını? Bir şirket ne kadar faiz, amortisman, vergi öncesi kar yaratıyor bölü satışlar. FAVÖK çok önemli. Niye önemli? Bir şirketin serbest nakit akımı yaratma kapasitesini gösteriyor. Dolayısıyla FAVÖK marjının da %9.8'den %13.3'e çıktığını, yükseldiğini görüyorum. Bir önceki çeyrekte %11.7'ymiş. Bu da tabii ki çok önemli Ford açısından. Yani dolayısıyla böyle baktığım zaman hem satışlar hepsi birbirini teyit ediyor. Brüt karın artışı, faaliyet karının artışı, FAVÖK'ün artışı hepsi birbirini teyit ediyor. Çok önemli. Ondan sonra net ki dönem karına baktığım zaman da net dönem karında 3.8 milyarmış, 13 milyara çıkmış. Bakın %241'lik artış var net dönem karında. Bir önceki çeyreğe göre de %93'lük artmış net dönem karı. Bu da 2023 9 aylıkta da 25 milyar TL net kar getirmiş bakın. Tabii burada şunu da söyleyelim. Burada ertelenmiş bir vergi geliri de var. 3.4 milyar TL galiba 9 aylıkta. Tabii ki aslında bu nedir ertelenmiş vergi geliri? Yani Ford'un yaptığı yatırımlardan dolayı bir teşvik. Aslında şu an bir şirkete nakit girişi olmuyor tabii ki. İleride vergi ödemesi çıktığı zaman buradan ne olacak? Masrup edilecek. Ama gelecekteki nakit çıkışında tabii ki azaltacak bu. Onu da söyleyelim. Net kar marjının da tabii ki böylelikle arttığını söylüyoruz. Yani %7.6'dan %15.1'e.
yükselmiş. Yani finansal borcunun, ha burada pardon özür dilerim, öz sermaye karlılığı var. Zaten öz sermaye karlılığı otomotiv sektöründe genelde hep öz sermaye maliyetinden yüksek, %100'ün üstünde hep öz sermaye karlılıkları var. İşte %118, %119 bir öz sermaye karlılığı var. Net kar bölü öz sermaye, değil mi? Bunu neyle mukayese ediyorduk? Öz sermaye maliyetiyle hem öz sermaye maliyetinden yüksek öz sermaye karlılığı, return on equity'si tabii ki enflasyondan da yüksek, tabii ki olumlu. Toplam finansal borç, toplam varlıklar %40 civarı bir toplam finansal borcunun toplam varlıkları oranı var. Ama cari oranının 1.2 olduğunu, yani yeterli olduğu çok net bir şekilde söylenebilir. Dolayısıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Net borcunun da neydi net borç? Ondan sonra 34 milyardan 32 milyara düşmüş kabaca. Yani toplam finansal borç, nakit ve nakit benzerleri. Yani dolayısıyla burada şirketin nakit ve nakit bir önceki çeyrek 34 milyarmış. Şu anda işte 34.7 milyarmış. 32.6 milyara düşmüş net borcu veya net nakdi. Dolayısıyla şirketin nakit ve nakit benzerlerini düştükten sonra Çağlar, tabii burada dönem varlıklar altında hep anlatmıştım, kısa vadeli finansal yatırımları da alıyoruz. Hepsini düştükten sonra şirketin toplam finansal borcu 32.6 milyar TL. Burada da bir iyileşme var ama bu ne demiştik, hep anlattık bunları. Tek başına bir şey ifade etmez. Neye bakacağız bunu? FAVÖK'le mukayese edeceğiz demiştik. Net borç bölü FAVÖK oranı 1 bile değil Çağlar, bak hep gittikçe düşmüş. 0.9. Yani ne demek bu? Yani şirketin yıllıklandırılmış yarattığı 100 birim FAVÖK yaratıyorsa, 100 TL FAVÖK yaratıyorsa, ondan sonra net borcu, yani net borcu toplam finansal borç eksi nakit ve nakit benzerleri 90 TL. Yani birebir bile değil bu. Bunun ne zaman riskli olduğunu söylüyorduk, değil mi? Dörtlerin falan üzerine net borç bölü FAVÖK çıktığı zaman, dolayısıyla yüksek FAVÖK yarattığı için faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Dolayısıyla bu borcun yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu net borç bölü FAVÖK oranının çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Faizleri karşılama oranı da kabaca 5 civarında. Yani tabii bu TOFAŞ'a göre biraz daha Ford'un toplam finansal borcu daha fazla, faiz giderleri biraz daha çok. Dolayısıyla ama faiz giderlerinin kabaca 5 katı kadar faiz vergi öncesi kar, yani faaliyet karı yaratıyor. Bu da tabii ki olumlu. Yani kabaca baktığımız zaman Ford'un gelir tablosu ve bilançosuna 2023'ün 3 çeyrek için, değil mi? Çok iyi bir gelir tablosu, gelir tablosu getirdiğini söyleyebiliriz, değil mi? Beklentilerden çok yüksek, işte burada zaten bunu görüyoruz. Çok güçlü ciro artışı var, faaliyet kar artışı var, FAVÖK artışı var, güçlü, hepsi birbirini teyit ediyor. Keza net kardaki yüksek artışın nedenleri var dedik, tabii ciro artışı, yüksek ciro artışı burada en büyük etkenlerden bir tanesi. Kur farkı gelirleri yazmış, faaliyet kârı artışı var. Bir miktar da demin anlattım, işte ertelenmiş vergi geliri var net kar içinde. Dolayısıyla yani yurt içi gelirlerinde bir artış olduğunu görüyoruz zaten detaylı baktığımız zaman. Hem hacim büyümesi var, hem satış fiyatlarının arttığını görüyoruz tabii enflasyondan dolayı. İhracat gelirleri artmış ama hacimlerde düşüş var. Hacimlerde düşüş olmasına rağmen ihracat gelirlerinin artmasının sebebi TL'nin değer kaybı. Dolayısıyla ama yine işte TOFAŞ'ta olduğu gibi de yani Ford Otoda şirket beklentilerinde 2023'te, TOFAŞ'ta da öyleydi. Hepimizin bildiği üzere zayıf dış talepten dolayı 2023'ün tamamında ihracat hacminde bir düşüş beklentisi, bir miktar az da olsa, olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şirket beklentisi de bu yönde. Hocam Ford'un değerlemesini yapabilir misiniz? Yani kısaca yapalım bir değerlemesini. Hep tabii bunları söylüyoruz, söyleyelim. Yani biz burada basitçe hem bizi dinleyen yatırımcıların anlayacağı bir şekilde daha çok göreceli değerleme yapıyoruz tabii. Burada çok vaktimiz kısıtlı olduğu için. Tabii bu değerlemeler yapılırken hep söylüyoruz, diğer değerleme metotları da var. Özellikle DCF dediğimiz Discounted Cash Flow, gelir bazlı değerleme. İşte burada genellikle daha çok free cash flow to firm, firmaya serbest nakit akımları kullanılarak da değerlemeler yapılması lazım. Ama kısaca burada yani fiyat kazanç oranı, hatta firma değeri FAVÖK'e göre kısaca bir değerleme yapalım.
Önce FK'ya göre bir yapalım değerlemeyi. Bir Ford'un FK'sına bakalım. Geçmişte neymiş, şu ana kaç FK'dan işlem görüyor. Hemen grafiği açtım. Bak Çağlar, Ford şu an kabaca 9 FK'lardan, 8.8, 9 FK'dan işlem görüyor. 2018'den beri ortalaması 11.5, ama 2010 yılından beri ortalaması da 12'nin üstünde bir FK ortalaması var, 12 civarı diyelim. Şu an 9 FK, 2018'den beri ortalamada 11.5 FK'dan işlem gördüğünü görebiliyoruz. Grafikte görüyoruz. İşte en yüksekte 2021 FK'lara çıkmış. En düşükte 6.3 FK olmuş. Sermayesi 350 milyon TL. Dolayısıyla toplam hisse sayısı bir nominal değerden, 1 TL nominal değerden 350 milyon. Şu anki FK'sı kabaca cari yaklaşık olarak 9 dedik. 2010 yılından beri ortalama yaklaşık 12 dedik. Son 5 yılda 11.5 ortalama aldık. Şimdi bakalım ne kadar bir de net kar beklentisi var Ford Otonun 2023 yıl sonu için. Yani zaten 2023 9 aylıkta 25.1 milyar TL net kar açıklamış. 2023 12 ay için net kar beklentisi 31 ile 37 milyar TL arası değişiyor terminalde. Aracı kurumların beklentileri. Yine biz daha ihtiyatlı bir senaryo yapalım. Yani 32 milyar alırım 2023 yıl sonu beklenen karı. 32 milyar alırsam hisse başı kar, bir hisse başına ne olacak? Toplam hisse sayısına böleceğim. 350 milyona. 32 milyarı 350 milyona böldüğüm zaman 2023 yıl sonu beklenen hisse başı kar 91 TL oluyor. Kabaca yani şu anki FK'lardan işlem görse 9 FK'lardan, ondan sonra hisse başı kar 91. O zaman ne olacak hisse fiyatı? 91 çarpı 9 820 lira. Falan civarı bir hisse başı kar olur, hisse fiyatı olur ihtiyatlı senaryoda. Ama daha iyimser bir senaryo yapabiliriz. Daha iyimser senaryoda bu sefer Ford 32 milyar değil de belki yani 31 ile 37 bir beklentisi var. 35 milyar kar açıklayabilir 2023 yıl sonunda. FK da daha uzun vadeli ortalamasına gidebilir değil mi? Uzun vadeli ortalaması 12'nin üstüydü. Bakın kabaca 12 aldım. Burada gösteriyorum. 2010 yılından beri uzun vadeli FK ortalaması 12.18. Hatta 2018'den beri de 11.5 FK ortalaması var. Dolayısıyla 12 FK'dan işlem görse 35 milyarda kar getirse hisse başı kar 350 milyondan 35 milyar bölü 350 milyon 100 TL olur. 12 FK'dan 100 TL hisse başı kar, 12 çarpı 100 hisse fiyatı da 1200 TL civarı olur. Yani ihtiyatlı senaryoda 820 TL, daha iyimser senaryoda 1200 TL olur. FK'ya göre, firma değeri FAVE'ye göre de ben baktım. Kısaca ona da bakalım istiyorsan hemen 2 dakikada. Hemen şimdi burada firma değeri FAVE grafiğini açayım Ford'un. Bu neyi gösteriyordu? Firma değeri FAVÖK. Yani bir Ford'un firma değeri, yani firma FAVÖK. Yani bir Ford'un firma değeri, yani firma değeri neydi? Öz sermaye değeri artı net borcu. FAVÖK'ün kaç katı olduğunu gösteriyordu. Şimdi burada baktığım zaman yine bak 2013 yılından beri firma değeri FAVÖK çarpanı var. Burada grafiği var. Avarajı ortalaması 2013 yıldan beri 10.5 civarlarında. Şu anda kaçtan işlem görüyor? İşte 9.5'tan işlem görüyor. 2018 yılından beri ortalaması da firma değeri FAVÖK çarpanın ortalaması kabaca 9.5, daha uzun vadeli ortalamasında 10.5 olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım firma değeri FAVÖK'e göre bir değerleme yapalım. İşte dediğim gibi şu anki 9 dedik firma değeri FAVÖK, şu anki cari firma değeri FAVÖK. Kaç işte 9.42, 9.3, burada 9.3 yazmışım, şimdi 69.4 diyelim, 9.5 civarı alalım yani bunu, en mantıklısı, fazla yuvarlamayalım. 2012 yılından beri ortalama 10.6, son 5 yılın ortalaması 2018'den beri de 9.5, 9.5 firma değeri falan zaten gördük. Şimdi bakalım, şimdi 2023 9 aylık FAVÖK 26.400 milyon TL bir FAVÖK açıklamış. 12 aylık FAVÖK beklentisi Çağlar 36 milyarla 41 milyar TL arası Ford'un FAVÖK beklentisi. 36 milyarla 41 milyar yani ortalama kabaca 38 milyar bir FAVÖK getirme olasılığı yüksek diyebiliriz Ford için 2023 sonunda. Yani daha ihtiyatlı normal senaryoda yine yani 9.5-10 firma değeri FAVÖK'ten işlem görse öyle değil mi?
Yani 9,5-10 işte şu anda 9,5 civarı demiştik zaten. Yani şuralardan işlem görse 9,5-10 civarı firma değeri böyle Fabök. Fabök'ü 38 milyar TL açıklasa çarp bunu onunla ne yapıyor firma değeri? 380 milyar TL yapıyor. 2023 yıl sonu içinde net borç bölü Fabök beklentisi 1,4'müş. Yani bu ne demek? Favö'nün 1,4 katı kadar net borcu olacak. Bunu düşeceğim tabii öz sermaye değerine ulaşmak için. Yani eğer Favö'ye 38 milyarsa 1,4 katı kadar net borcu olacak. O da kabaca 53 milyar TL yapıyor. Dolayısıyla firma değeri eşittir öz sermaye piyasa değeri artı net borç. Firma değerini buldum, 380 milyar. Öz sermaye değeri bakacağım şimdi. Net borcu da 53 milyar. 380'den 53 milyarı düştüğüm zaman öz sermayesinin değerinin kabaca 327 milyar TL. Ama bir hissenin değeri, toplam hisse senedi sayısını bulacağım. 327 milyar TL'yi 350 milyon toplam hisse sayısı var. Böldüğüm zaman 935 lira oluyor kabaca. Bak hep birbirlerini teyit ediyor değil mi? FK'da, firma değeri, Fabök'te. Yani iyimser senaryo, bu daha ortalama normal senaryo. İyimser senaryo, bu tabii ki 11-12 firma değeri Fabök'ten işlem görebilir değil mi? Çünkü zaten uzun vadeli ortalaması işte söyledim 11 civarı değil mi? 11-12 firma değeri Fabök'ten işlem görebilir. Dolayısıyla hisse fiyatı da kabaca 1100, bu sefer daha iyimser şeyde hisse değeri de 1100-1200 TL arası olabilir. Yani daha normal ihtiyatlı senaryoda 930 firma değeri böyle Favö'ye göre daha iyimser senaryoda 1000 liraların üstü 1100-1200 TL hisse başı bir değer olabilir. Ford Otoy için şu anki gözüken yıl sonu beklentilerine göre. İstiyorsan bir de terminalden aracı kurum beklentilerine bakalım. Yayınımızı sonlandıralım. Bakalım aracı kurum beklentileri neymiş? Evet, burada işte tüm aracı kurumların var beklentileri. Kabaca 12 aylık hedef fiyat 1200 lira. Tabii daha bu iyimser senaryoda. Burada gördüğümüz üzere işte 1300 de bekleyen var, 1200 de var, 950 civarı da var daha ortalama senaryoda. Değil mi? Hepsi var. Yatırım finansmana da bakalım istiyorsan. Yatırım finansman ama tabii Temmuz ayında yapmış en son bu. O zaman da 1100 TL hisse başı, ondan sonra update etmemiş. 1100 TL hedef fiyat vermiş Ford Otomotiv için. Hocam teşekkürler. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. İzleyicilerimizin sorusu olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirler. Videomuzu beğenebilirler. Önümüzdeki hafta yeni videolarla tekrardan karşılarında olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Yatırım finansman.